Hello friends, today we are going to learn colors. Now repeat after me. Red, blue, yellow, green, purple, orange, golden, gray, white, black, silver, turquoise, pink, navy. Evet, şimdi de renkleri temel olarak 3 gruba ayırabiliriz. Nelerdir? Light, açık demek. Dark ise koyu demek. Solid ise ikisinin tam ortası, tam veya gerçek diyebiliriz. Yani light green dersen açık yeşil, dark green dersen koyu yeşil, solid green olunca ikisinin tam ortası, açık da değil, koyu da değil, tam yeşil veya gerçek yeşil şeklinde söyleyebiliriz. Aynı şekilde light blue, açık mavi, dark blue, koyu mavi, solid blue, ikisinin ortası, tam mavi veya gerçek mavi diyebiliriz. Light yellow, açık sarı, dark yellow, koyu sarı, solid yellow, ikisinin ortası, gerçek sarı, tam sarı. Light purple, açık mor, dark purple, koyu mor, solid purple, ortası, yani gerçek mor diyebiliriz. Bu kural sadece bu renkler için değil, bütün renkler için de geçerlidir. Bütün renkler için light, solid, dark ifadelerini kullanabilirsiniz. Şimdi geldik renkleri sormaya. Renkleri sorarken what color sorusunu kullanıyorum. What color, hangi renk veya ne renk demektir? Evet, what color, ne renk, renkleri sorarken kullanıyorum. Örnekleri inceliyoruz. What color, her zaman başta kullanacağım. What color is that door? Evet, that door, şu kapı. Şu kapı tekil olduğu için yine burada is kullandım. En başta da what color kullanıyorum. Sıralamam bu şekilde. What color, arkasından am is are, arkasından neyi soruyorsam o. What color is that door? Şu kapı ne renk? Cevap verirken şu kapı, yine uzaktaki bir nesne olduğundan dolayı it veya that diyebilirim. It is red or that is red şeklinde cevap veriyorum. Sıradaki sorumuz yine what color are your shoes? Your shoes senin ayakkabıların demek. Yine ayakkabı çoğul olduğundan dolayı bu sefer are kullandım. Bir de bir şey dikkatimizi çekiyor burada. Bakın burada color yazarken bir U var. Ancak burada U yazmadım. Sadece O yazdım. Arasındaki fark nedir? Anlam olarak arasında bir fark yok zaten. İngiliz İngilizcesi bu şekildedir. Amerikan İngilizcesi bu şekildedir. Bir fark yok. Yazılışlarında ufak bir fark var sadece. Okunuşları, anlamları aynı. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, what color are your shoes? Senin ayakkabıların ne renk? Cevap verirken ayakkabılar çoğul olduğu için they de diyebilirim veya my shoes da diyebilirim. Hani karşıdaki kişi bana diyor ki senin ayakkabıların ne renk? Ben de cevap verirken my shoes diyorum. Benim ayakkabılarım veya they de diyebilirim. My shoes are white or they are white. Ama şöyle yapmayın. They shoes demeyin lütfen. Ya my shoes ya da they, ikisinden birisini seçiyorsunuz. Sıradaki sorumuz what color is your cardigan? Evet, senin hırkan ne renk? Hırka tekil olduğu için is kullandım. What color is your cardigan? It is light purple and pink. Bakın bu sefer ne çıktı karşımıza? Light purple, açık mor ve pembe. Demek ki hırkanın iki rengi varmış. İki renk olduğu zaman ikisini de söyleyebiliriz. Veya kaç rengi varsa, üç renk varsa üçünü de söyleyebiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken iki renk var diye bakın are değil is yazdım. Önemli olan biz her zaman nesneyi değil, özneyi dikkate alıyoruz. Özneniz de bizim my cardigan. Benim hırkam tekil bir tane olduğu için it dedim. Ve it olduğundan dolayı da is yazdım. Sakın iki renk olduğu için are diye düşünmeyin. Özneyi dikkate alıyoruz her zaman. Evet, my bir daha söylüyorum. It is light purple and pink. Veya my cardigan is light purple and pink. Evet, benim hırkam
Açık mor ve pembe. Sıradaki örneğimiz. What color is her hair? Her hair. Onun saçı ne renk? Evet, yine onun saçı. Bu aslında sayılamayandır. Neyse, o konuya girmiyorum. Sadece hair'ın is olduğunu bilin. Her hair. Onun saçı ne renktir? Cevap verirken it is, saça it diyorum veya her hair da diyebilirim. It is solid brown or her hair is solid brown. Evet, unutmayalım. Saç olduğu zaman her zaman yüklem olarak is kullanıyorum, are kullanmıyorum. Solid brown neydi? Solid, gerçek veya tam demekti. Tam kahverengi, yani açık da değil, koyu da değil. What color is this? Bakın bu sefer sadece this kullandım. Arkasından herhangi bir noun kullanmadım. Ne diyorduk bu duruma? Demonstrative pronoun. İşaret zamiri oluyordu. Yani ismini yerine kullanılıyordu. İsmini yerine doğrudan da kullanabilirim. Yani herhangi bir nesneyi, yakındaki herhangi bir nesneyi şöyle göstereyim. What color is this? Şeklinde kullanabilirim. Bu ne renktir? Cevap verirken yine it is veya this is diyebilirim. Dark navy. It is dark navy or this is dark navy. Navy lacivert, dark navy koyu lacivert. What color are his eyes? Onun gözleri ne renk? Yine gözler çift olduğu için, çoğul olduğu için are kullandım. Cevapları diyeceğim ben yine. Çoğul olduğu için they diyorum veya his eyes. They are green or his eyes are green. Onun gözleri yeşil. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Dedim ki they are green. Onlar yeşildir. Şimdi gözler iki tane olduğundan dolayı they veya eyes dedim zaten. Arkasından çoğul olduğu için are kullandım. Ama şunu yapmıyorsunuz. Green bir sıfattır. Yeşil bir sıfat olduğu için sonuna böyle çoğuldur, gözler iki tanedir, çoğuldur diyerek s takısı getirmiyoruz kesinlikle. They are green diyorum. Yani sıfatlara çoğuldaki olan s takısını getirmiyoruz. Şimdi de sizin için küçük bir ödev hazırladım. Bazı sorular yazdım buraya. Şimdi öncelikle sorularda boş bırakılan yere emizar yazacaksınız. Emizar artık nerede kullanacağınızı biliyorsunuz. Evet, boşluklara emizar yazıyorsunuz. Ve soruları cevaplayacaksınız. İlk sorumuz ne? What color... nokta nokta Turkish flag. Neyi soruyorum? Türk bayrağının rengini. What color... nokta nokta grass. Bilmediğiniz sözcükleri söylemiyorum artık. Sözlükten bakın onlara da. What color bla bla rainbow. What color bla bla snow. What color apples. What color these board markers. Evet. Cevaplarınızı bekliyorum en kısa sürede. Hoşçakalın.